Güzellerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Çok şükür Allah'a, çok güzel geçen, keyifli geçen iftar davetimizden sonra bir güzel dinlendim ve güne başlıyorum artık arkadaşlarım. Kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Cansınız, canansınız. Vallahi Allah razı olsun. Şimdi süpürgemi aldım geldim. Üzüm efendi o kadar batırmış, o kadar batırmış ki koltuğu bir görseniz. Bildiğiniz yuvarlanmış yani böyle tekli koltuğun üzerinde taklalar atmış. Her yere tüyünü bırakmış. Şimdi onu bir güzel alacağım. Bütün koltukları alacağım. Dün akşam evde çok kalabalıktık. Biliyorsunuz çok güzeldi, çok keyifliydi. Şöyle bir ortalığı alacağım. Ondan sonra kendimi dışarı yatmayı planlıyorum. Hava çok güzel. Sular kesilebilirmiş. Ali Beyciğim şunu bırakayım kolumda. Kolumu daha fazla ağrıtmayayım. Ali Beyciğim mesaj atıp duruyor arkadaşlar. Diyor ki su kesilebilirmiş, su kesilebilirmiş. Ona mesaj geliyor, o da bana atıyor. İnşallah yarın akşama öyle bir şey olmaz. Yarın akşama da komşucuklarım davetli. Onlar gelecekler Allah nasip ederse. Vallahi öyle dolu dolu, telaşlı telaşlı, koşturmacalı Ramazanımızı geçiriyoruz çok şükür Allah'a. Ben daha fazla oyalanmadan şu koltukları bir halledeyim. Bir görseniz koltuğun halini şimdi göreceksiniz ve diyeceksiniz ki Yeliz'cim gerçekten süpürmeden olmazdı diyeceksiniz. Şimdi süpürgeyi çıkarınca da her yeri şöyle bir dolanırım. Ondan sonra da bulaşık makinemi boşaltır mıyım bilmiyorum. Bulaşık makinem ağzına kadar dolu. Gelin şimdi gösteriyorum size, bir bakın. Ondan sonra da süpür Yeliz'cim diyeyim bana. Kolay gelsin Yeliz'cim diyeyim. Hadi bakın, bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üzüm efendi taklalar atmış burada. Çok güzel yuvarlanmış. Çocuğum yatsın yuvarlansın. Canı sağ olsun. Şimdi şurayı bir temizleyeceğim. Koltukların kedi tüyünü bir alacağım. Yerleri de alacağım dediğim gibi. O zaman haydi başlayalım. Evin işini bıraktım arkadaşlarım, yaptım, hallettim, yapamadığımı da bıraktım, kendimi dışarı atıyorum. Dünün yorgunluğu ancak gezerek çıkar dermişim. Bir gideyim, bakmam gereken şeyler var, onları bir halledeyim. Sonra Ali ile buluşacağız, onunla haberleştik, konuştuk. Şöyle yağmurluğumu giydim arkadaşlar, inşallah üşümem mavi kazağımın üstüne. Ondan sonra Ali ile planladığımız şeyleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Artık hayata geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu da bir halledeceğiz ama banyo paspası falan bir bakacağım. Bir gezeceğiz, dolaşacağız. Bu akşam iftara davetliyiz komşumda. O yüzden evde de öyle çok fazla işim yok. Yemek telaşım da yok. Haydi gidelim. Bir güzel gezelim, dolaşalım bakalım. Dolmuşla gideceğim arkadaşlar. Hava güzel yürünür ama saat geç olmasın diyerekten dolmuşa bineceğim. Çarşıda da Ali ile buluşuruz herhalde. Tekrar bir ararım. Heh, geldi dolmuş.
Ben şimdi dolmuştan indim arkadaşlarım. Şöyle. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, biz Üçerci'ye turu yapalım sizle. Güzel kampanyalı ürünler var. Şoför yemek takımı granit tencere set hediyeymiş. 2500 TL onay taksitle. Taksitli fiyatı. Yani 24.000-25.000 liraya geliyor arkadaşlar. Yemek takımıyla tencere takımı. Burada da böyle Korkmaz'ın yemek takımına kahvaltı takımı hediye. Onay taksitli bu da. Bu da kaça geliyor? 17.650'ye geliyor. İnşallah matematiği yanlış yapmadım. Şöyle çok güzel takımlar var. Bakar mısınız? Çok güzeller. Burada böyle renkli takımlar var. Burada böyle var. Tulu yemek takımı. Onay taksitle 159 TL taksitle. Bu da porselen arkadaşlar. Ben özellikle seramik almamaya dikkat ediyorum. Çünkü seramikler makineye girdikçe çatlıyor. Ay çay takımlarına bakın. Makineye girdikçe çatlıyor ve verdiğiniz paraya değmiyor. Ne kadar bu çay takımı? 2300'e düşüyor. Kaç parça? Aynı. 24. 24 parça. 6 kişilik. Teşekkür ederim. Cam değil mi bunlar? Cam. Teşekkür ederim. Korkmaz tencerelerde de %15 indirim varmış. Şu çaydanlık da güzel. Çaydanlıklar ne kadar acaba? Onlar da satılmıyor. Set olarak. Set olarak. Tek olanlarda. Ben? Tek olanlarda. O taraftaki. Set olarak ne kadar? Şöyle 17.520 lira taksitli fiyat arkadaşlarım. Kaç parçaydı? 18 parça. 18 parça. Düdüklü tenceresi var, çaydanlığı var. Şöyle 4 parçada tencere takımı var işte. Fiyatlar böyle. Teşekkür ederim. Şimdi buradaki arkadaşlarla bir tanıştık, konuştuk. Çekebilirsin abla dediler. Şöyle rahat rahat bir çekeyim size. Çeyiz yapmak isteyenler bir baksın bakalım. Şöyle 42.900 lira. Elden taksit de yapılıyor. Peşin fiyatına da onay taksit yapılıyor. Karta da yapılıyor. Böyle seçenekleri var. Şöyle bir sürü çeyiz setleri var işte arkadaşlar. Uzun zamandır buraya gelmemiştim dediğim gibi. Şöyle. Aslında elden taksit yapılması da güzel. Hani aydan aya ödemeye. Şöyle tavalar var. Ambos'un tavası. Ambos marka güzel oluyor. Fiyatına da bir bakalım. Ne kadarmış? 580 TL'ymiş. Peşin 475. Şöyle. Şunlardan kaç kere aldım. Böyle şey olmadı arkadaşlar. İçi kabardı, çizildi hemen. Geri şey çöpe atmak zorunda kaldım ama neydi benim aldığım markası? Eda'ydı galiba. Emin değilim. Şunlar da çok güzel ama arkadaşlar böyle masanın üstüne. Nasıl durur? Çok şatafatlı durur sanki. Şimdi üst kata çıkalım. Üst katta şöyle bir halı bakayım ben banyom için. Paspas bakayım. Neler varmış. Sonrasında bakarız yine. Burada da böyle çok güzel fincan takımı var. Şöyle o kadar güzel ki. Şöyle yeşil var. Gül kurusu gibi var. Çok güzelmiş. Ama fiyatını göremedim bunun. 200 TL. İkili 200 TL. Tamam. Teşekkür ederim. Şöyle gold, gümüş detaylılar da var. Sevenler için. Böyle fincanlar da burada. Şu saklama kabı ne kadar? Bakalım hemen. Şey değil mi bu emaye? Evet. Bakalım hemen. 640 TL. 3'ü. Evet. Badeli fiyatıymış. Peşinde değişiyor. Tabii ki. Şöyle fincanımız da var. Çok güzel. Şimdi hemen üst kata çıkıyorum arkadaşlarım. Ha, bunlardan da gelmiş. Neflo mu diyorlardı buna. Öyle bir şey. Ama çok uzun ömürlü olmuyor galiba. Ay
Kuzine gelmiş. Bakar mısınız? Şömine mi? Kuzine mi? Çok güzel. Bunun fiyatına bakalım. Bir 25 bin falan herhalde bunlar. 22 bin lira. Köyüme ev yapsam da bundan da alsam arkadaşlar. Ah ah ah. Gönül neler istiyor. Rabbim nasip ederse inşallah. Bakalım. Hayırlısı Allah'tan. Şöyle bir bakayım ben şuraya. Şöyle halılar. Bir kesme var mı burada bilmiyorum ama. Bakacağım. Çok güzel görünüyor. Banyoya. 1050 liraymış. Pahalı ya. 80'e 1,5. Banyo paspasları bu taraftaymış arkadaşlarım. Şunlara bir bakalım. Şu güzel. Tek parça istiyordum ama şu güzelmiş. Alamadım ki. Şunu beğendim arkadaşlar. Minnoşlar tırnak takar mı acaba şuralara? Şöyle var. Farklı farklı desenler var böyle. Şöyle yaprak desenli var. Şöyle. Bu da güzelmiş. Şöyle püskülleri var. Pardon. Banyo paspasları ne kadar? 595 liraymış arkadaşlar. Şöyle var. Başka bir ihtiyacınız var mı? Yok. Beğendim bunları ama bir detaylı bakmak lazım. Ay kolum ağrıdı çekerken vallahi. Şöyle altına baktım da altı da böyle dökülenlerden değil arkadaşlar. Gayet güzel kaliteli duruyor. Şunun gibi değil yani. Bakın. Güzel. Şu da güzel. Şunu da beğendim. Ama zamanla böyle yatma olur mu acaba? Alamıyorum ki şu. Şöyle bakın. Güzel bu. Bir bakayım ben şuna bir. İnce. Şu havlu olan yerleri yatma yapar mı acaba zamanla diye. Ona bir tedirgin oldum. Şuralar yapışma yapar mı? Size de bir sorayım. Var mı kullananınız? 10 taksit 595 peşinde 545 TL'ymiş. Yani bunu beğendim gerçekten. Şöyle 3 tane var arkadaşlar. Böyle krem olan. Şu var böyle yaprak desenli. Bu benim beğendiğim var. Bir de bu var. Bu da güzel aslında. Bunu da beğendim. Size de bir sorayım istedim. Sizce hangisi daha güzel? Güzel arkadaşlarım. Bunu eledim ya herhalde. Yaprak yaprak. Şunlar daha güzel. Nevresim takımlarında da 3 al 2 öde varmış. 12 ay elden taksit. Aslında benim de çok ihtiyacım var nevresim takımına. Alacağım ama bir tanesi kaça geliyor bilmiyorum. Çift kişilik mi acaba değildir. Ha, çift kişilikmiş. Nevresim takımları ne kadar? Bunu bir çabuk öde kampanyasında alacağım. Kaça geliyor? 1190 lira bir tanesi.
İki tane ödüyorsunuz. 2380 liraya 3 tane alıyorsunuz. Hı. Bir nevresim takımı 790 liraya geliyor. 790'a geliyor. Lastikli çarşafı, nevresim yastık kılıfı var. Hı. Lastikli güzel. Çarşafı da. %100 kotondur. Desenler sınırlı mı? Düz renk değil mi? Düz renk var. Şu var son olarak bir tane kaldı. Bu da çok sattığımız bir modelde. Bunlardan çok sattık ve herhangi bir şikayet yani hiç şey yapmadık. Şikayet almadınız. Güzel. Bir de şu mu var? O tek kişilik. Hmm. Tek kişiliklerde fiyatlar ne kadar? Tek kişi kız bir tane kaldı. Bu da 1090 lira. 1090. Tamam. Teşekkür ederim. Züccaciye'yi bitirdik. Elsiva'ya geldim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler varmış. Yağmurluklar çıkmış. İncecik. Ne kadar? 800 TL'ymiş. Renkleri de güzel. Yani güzelmiş gerçekten. Bizimkilere bakmak lazım. Şöyle kot ceketler de var. Hemen bayan reyonuna gideceğim vallahi. Hiç erkek reyonuna bakamayacağım şimdi. Hadi çıkalım. Penye örgü elbiseler gelmiş. 500 TL. Kahvesi var. Şöyle elbiseler gelmiş. Bakar mısınız? 400 TL hem de. Güzelmiş aslında bu. Şöyle trençler gelmiş. Bir denemek lazım. 550 TL. Bu X-large'ıymış. Şunu beğendim. Şunu bir deneyeceğim. Şöyle yeşil. Yeşil trencim var benim gerçi. Şöyle siyah gelmiş. Gömlek. 500 TL. Şöyle çantalar var. Askısı var mı? Evet, askısı da varmış. Fiyat. Aa, çanta kafama düştü. Al beni diyor galiba arkadaşlarım şu beyaz çanta. 360 TL'ymiş şöyle. Ha, burada da Allah'ım bu beni al diyor. Ne çok düştün. Dur bir. Askısı da düştü. Şöyle. Çapraz da takılabiliyor. Böyle yazdık. Şurada şöyle telefon koymaya hemen bölmesi de var. Şöyle var. Krem bir çanta ihtiyacım var da. Elde taşımalık gibi böyle kola omuza takmalık değil gibi. Küçük pantolonlar da çok rahat olur yazın. Şöyle bakın. Efil efil. Hemen bir tişört üstüne. Fiyatına da bir bakalım. Fiyatı da 500 TL. Hemen giy çık. Şöyle bir gömlek var. Bu da güzelmiş. Bunlar tam benim tarzım. Böyle. Bu da çok güzelmiş. Rengi çok güzel. 330 TL. Çok güzelmiş. Bunu çok beğendim. Baksanıza. Güzel gerçekten. Şöyle yeşili daha böyle. Siz mavi gibi görüyorsunuz ama bildiğiniz bu acı yeşil. Turuncu, pembe ve mor. Siz mavi görüyorsunuz. Moru da varmış. Ay moru da çok güzel. Şöyle. Ay bu da çok güzel gerçekten. Beğendim bunları. Şöyle de bir ceket var. Bu da çok hoş duruyor arkadaşlarım. Bu da çok güzel. 1000 TL'ymiş. Böyle su geçirmez. Çok güzelmiş bu da. Kapşonlu. Kotların üstüne çok güzel olur. Arkadaşlarım şöyle şu bluzu giydim. Çok da güzel durdu böyle kol kesimi falan. 38 beden. Size de bir göstermek istedim. Denedim bunu böyle. Gerçekten çok güzel ama rengi mor. Siz mavi görüyorsunuz. Rengi mor. Çok güzel. Üstüne de şöyle trenç giydim. Arkadaşlar 34 beden ve oldu. Şöyle.
geniş aynaya bir geçeyim olmadı. Kabinlerde olmayan ürünleri dışarı alabilirim. Şöyle. Bu trençlerin kolu genelde uzun oluyor biraz nedense. Şöyle. Ay çok sevdim bunu da. Güzel durmadı mı sizce de? Şöyle. Bu da güzel durdu. 38'ini başka bir arkadaş denedi. Ama bu da oldu. Sadece giyerken omuzdan birazcık zorladı. Bakın böyle gayet güzel oldu. Bir de şurada geniş yerde göstereyim istedim. 34 beden vardı işte. 36, 38 hepsi gitmiş. 40 beden vardı. 40 da büyük durur. Güzel oldu. Bir de şunu deneyeceğim. Arkadaşlarım bu da çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şöyle yanlarından açmaya yeri var böyle. Ben fermuarını kapattım. Şöyle yanında da kapşonu var. İpi var. Kapşonunun ipi var. Ay çok güzel. Çok beğendim bunu da. Şöyle. Kotlarla daha da güzel durabilir. Gerçekten çok güzel. Ay ne giysem yakıştı ayol. Siz diyorsunuz ya öyle Yeniz'cim ne giysen yakışıyor diye. Ne giysem yakıştı ayol diyorum ben de şimdi. Latife yapıyorum yani. Ay bunu da beğendim. Vallahi güzel hepsi. Şöyle tam yazlık bir pantolon arkadaşlar. Hani tesettürlü arkadaşlar için ama bedeninizi alırsanız vallahi yazın ne rahat olur. 40 bedenmiş ne kadar bol duruyor. 450 TL. Tiril tiril hemen. Spor ayakkabının üstüne giymeye valla. Gayet güzel. Sibel Çift'te gezerken Ali Beyciğim aradı. Dedi ben şuradayım seni bekliyorum. Dedim tamam hemen geliyorum. Şimdi onun yanına gidiyorum. Onunla buluşacağız. Kilerimiz için ilk adımı atacağız yani arkadaşlar. Çelik aksanını almamız lazım. Bir gidelim. Onu da bir halledelim yani bayram gelmeden. İnşallah halledebiliriz. Bütün her şeyi bitmiş olur ve ben de mutfağımı falan artık evimin her yerini rahatça düzenleyebilirim. Çünkü mutfaktan çıkması gereken şeyler var. Piknik sepetidir, başka şeylerdir, odur budur. Bir sürü şey var yani mutfaktan çıkması gereken. O yüzden bir an önce halletmek istiyorum. Gideyim Ali'nin yanına. Bekliyor zaten beni. Hadi gidelim. Şu yeşil halıya bakmaya geldim arkadaşlar. Hani böyle benim beyaz koltukların arasında nasıl durur acaba? Kiremit rengi. Pufun altında. Ne kadar bunun metresi? Metresi mi? Ölçü oluyor mu daha büyüğü? Daha büyüğü. 1.60'a 2.30. Bir bakabilir miyim? Ay şu da çok güzel. Bu yeşil de çok güzel. Ay ben böyle koltukların arasında canlı bir renk nasıl olur acaba diye heves ediyorum. Vintage bambu serilerimiz. Temizlemesi kolay. Robot dostu. Bakın. Çok güzel. Ne kadar oluyor peki? 1.40'a 2.60'ı. 1.60'a 2.30'da 2.300 lira. 2.300 lira. Çok bir şey de değilmiş. Makinada... Yok normal halı. Yurt dışı ürünlerimiz bunlar. Bunların isterseniz iç piyasa ürünlerimiz de var. Onlar da farklı 5.800 lira. Yurt dışı daha pahalı olması gerekmiyor mu? Şey var. Kendim normalde tek tek aldığım için. Bunları mesela sen bu yurt dışı ürünlerini benden desen ki iki tane istiyorum dersen yok. O yüzden oldu yani. Tek olacak yani alanın evinde özel tasarım gibi. Ama şu Sultanahmet'in iç piyasa ürünlerine devam ederse onlar da var. Ay bunlar çok güzelmiş. Şey halı yıkamayla yıkanır mı? Tabii ki. Buhar makinesi, buharlı temizlik. Evet. Robot da dostu temizlemesi kolay. Sizi tozu da rahatsız etmeyecek. Güzelmiş gerçekten. Şunu da çok beğendim ben. Şunun rengi de çok hoşuma gitti. Tatlı bir eşi. Yanar döner mi? Diğer taraftan bakınca daha tabii farklı duruyor mu? Bir taraftan açık bir taraftan koyu göstereyim. Şöyle. Ay bunu da çok beğendim ben. Arkadaşlar. Ay, güzelmiş. Gerçekten. Ödeme şekli peşinde değişiyor mu fiyat? Nakit fiyatı. Nakit fiyatı. Taksit olunca? Taksitte vermiyorsunuz. Şu da çok güzel. 2.300 lira.
Burada dediğiniz halılar hangisi? Ben sanat halıya geldim arkadaşlarım Bafra'da. Şey var, zaten hiçbir sorunlarda. İsterseniz büyük küçük taksitli veriyoruz bunları. Şöyle yeşilimiz de varmış. Bunların devamını alabilirsin. 6 metrekaresi var, yollukları var. Her şekilde alabilirsiniz. Bakın robot dostu, teminolojik olarak. Şöyle tarçın olur. Bu renk pufum var işte ortada. Eğer isterseniz şöyle bir şey. Bembeyaz. Antresin, şu an de kullandığım açık zaten de. Hani böyle renk katsın diye bir yeşil var böyle aklımda da hep. Size hani şey, nasıl olur acaba bir tane, diye. Bir tane salona. Eğer bir tane düşünürseniz şu uygun yani tavsiye ederim. Ben bunu bir düşüneyim. Beğendim bunu. Bir sorayım bizimkilere de. Ama şey de yapabilirsin. Bafra'dasın. Evet evet, Bafra'dayım. Alırsan ama koltuk için sererse beğenirsen, nasıl beğenmezsen geri getirirsin. Onu diyecektim işte. Ben biraz böyle şeyim de. Var o konuda. Az önce müşterimiz aldı. 4 tane götürdü. Deneyip bakacak şu anda. Tamam. Aslında daha da çok çeşitli rengimiz var. Kalmadı. Yani. Ben de uzun zamandır çıkmadım böyle. Bayanlar çok fena. Allah yani kolay versin şey eşlerimize. Şöyle bir şey var. Hak veriyorum ben onu. Bakın aynı kalite. 5000 küsürden bahsediyoruz. İşte kimler? Selam. Ne haber? Bekliyor beni buralarda çekmiş. Ha? O zaman ne yapacaksın? Arabada evet. Oturup beklemeyeceksin. Yanıma evet. Geleceksin kocacığım. Evet. Nereye gideceğiz? Evet. Ay, önce şeye. Özköke. Onu bakacaktık ya beraber. Saat 5'i 10 geçiyor. Ay arkadaşlarım, ne güzel şeyler var, ne güzel şeyler var. Almaya, giymeye. Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Kim neyi almak istiyorsa, neyi Allah kullanmak istiyorsa, yani. Evinde neyi kullanmak istiyorsa Allah herkesin kalbine göre versin, alım gücü versin. Kimseyi kimsenin gözüne bakıtmasın inşallah. Biz şimdi Ali Bey'le buluştuk gördüğünüz gibi. Birazcık suratsız yine. Ruh sinir günüydü. Yoruldun mu? İşte susuzluk, yorgunluk, uykusuzluk. Ramazan'ın karesi özellikleri yani. Ramazan'ın güzellikleri diyelim. Yani. Senede 11 ayın sultanı demişler. Boşuna dememişler. Ama bu özellikleri de var yani. Tabii canım. Ya zaten dışarıda çalışana zor arkadaşlar. Ramazan. Hani biz evde çalışıyoruz diyoruz, yoruluyoruz diyoruz ama sabahleyin erkenden kalkıp işe gidip ekmeğinin peşinde koşturanlar için gerçekten çok daha zor. Allah kabul eylesin bütün ibadetlerimizi, oruçlarımızı inşallah. Haydi gidelim. Dediğim gibi kiler için gerekli malzemeleri almaya başlıyoruz arkadaşlar. Daha öncesinden de bakmıştım. Fiyatlar artmıştır. Ben bakalı 2 ay falan oldu gene. Her neyse, Arzucum aradı beni. Bir bakayım Arzucum ne diyor, ne söylüyor. Ondan sonra işimize gücümüze devam edelim. Şöyle Özkök'e geldik, yapı markete geldik arkadaşlar. Buralar dolu. Fayanslar, onlar, bunlar. Envai çeşit her şey var. Beton dökmüşler. Şimdi gideceğiz ve alacağız bakalım. Alt kata ineceğiz. Alt kata ineceğiz Ali. Merhabalar. Ses arkadan geliyor. Bu mu? Ha, böyle şeyler alacağız. Yardımcı olabilecek arkadaş var mı? Bunlar böyle duvara monte edilecek işte Ali. Şunlar da ayakları işte. Şöyle takıp bunun üstüne de tahta. Fiyatlar arttı mı acaba? Şurada okutuluyor. Şöyle rafları da en büyüğünden alacağız arkadaşlar. Yani şu ayakları. Bununla bunun arasında boy farkı mı var? Aynı mıydı? Bunlar aynı. Aynı değil mi? Ters durduğu için mi farklı görünüyor acaba? 25. Kaç raf yapacağız? Bundan hesaplayacağız işte. Kaç raf yaparız oraya? Yani. Şöyle rafları da aldık. Çubukları da aldık. Ödemeye gidiyoruz şimdi. Aldık. Ağır mı?
Hadi. Hadi 5 kilo falan, 5-6 kilo falan. Haydi bakalım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlarım şöyle bakın. Ayarladık bunu. Şimdi gidiyoruz. Kapını açık. Benim kapım açık. Şimdi bakalım kilerimizi hangi usta yapacak arkadaşlar? Hangi ustalar yapacak? Hangi ustalar yardımcı olacak? Şimdi bunlar bir düzenlenecek. Kileri bir boşaltacağız tabii. Orayı bir evir devir edeceğiz. Konserveler falan, boş kavanozlar, dolu kavanozlar, her şey kilerde. Sübürkelerimiz falan da var. Tam böyle bir şey yapmam lazım aslında bakarsanız. Dizayn etmem lazım. Fazla aldık. Geri iade yapabileceğiz. Kullanmadığımızı geri iade yapacağız arkadaşlar. Halılarımı da diyorum acaba kilere mi koysam? Yatak odasında. Işık niye yanıyor? Hala kapı açık. Ne bagaj var? Nereden çıkıyor? Bilmiyorum. Şey, el bezlerini aldın ya, bagajı mı açık bıraktın? Ya bagajı arka kapılar tabii, senin de arka kapıları koydu. Bagaj değil, bagaj olsa yukarıda durur. Kileri yaptırmamdaki amaç zaten evin döküntüsünü toplamasıydı. Kullanmadığımız halılar falan da var böyle kenarlarda. Yatak odasında, dolabın yanında duruyor hatta. Onu da diyorum böyle kilerin içine mi, hani kurutma makinesinin, çamaşır makinesinin yanına mı böyle diklesem acaba diye düşünmüyor değilim. Çünkü bu demirlerin arasında ince ince raflar yapıldığı zaman arkadaşlar bütün konserve kavanozlarını falan toparlayacaktır. Hepsini toparlayacaktır. Kışlık hazırlık yapmasanız olmuyor. Böyle Ali Beyciğim de sağ olsun alıyor geliyor, böyle şey alıyor işte, fazladan salça alıyor. İşte bakliyat alıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Ev olan yerde her şey alınıyor biliyorsunuz. Depolama alanı gibi olur yani. Bakalım bir planlama yapacağız yani. Şimdi evimize gidelim. İftar işimiz artık, komşumla bir uğrarım bakalım eve çıkarken. Bir şey ihtiyaçları var mı, yardıma ihtiyaçları var mı? Benim de başım ağrıyor bugün. Ama azıcık gezdim böyle. Arzucum da diyor ki dinlendin mi Yeliz'cim diyor. Dedim ben siz geldikten sonra bir şey yapmadım ya doğru düzgün Arzucum dedim hani. Onlar yıkadılar ettiler sağ olsunlar. Ben de şey dediler bana, Yeliz'cim biz yıkayalım sen yerine yerleştir. Çünkü biz neresi olduğunu bilmiyoruz, yerini bilmiyoruz. Onlar kuruladılar, yıkadılar, kuruladılar makineye girmeyenleri. Ben de hemen yerine yerleştirdim öyle. Sağ olsun arkadaşlarım, Allah razı olsun. Öyle dolu dolu bir gün geçirdik işte. Ey Allah'ım yarabbim. Çoluk çocuk yolda, trafikte, vallahi Allah korusun. Haydi gidiyoruz. Vallahi eve çıkmadan hemen komşucuğuma uğradım. Ali'yi gönderdim yukarı. Dedim azıcık bakayım hani yardıma ihtiyaçları var mı falan diye. Ondan sonra şimdi eve gidiyorum işte arkadaşlar. Gelinli kaynananı yapıyorlar işte, Nadire'cim Aysel ablamla beraber hazırlıklarını yapıyorlar. Hallettik falan dediler, işte yaptık dediler. Bakalım onlara ineceğiz. Dediğim gibi saatte 6'ya 10 var. Haydi gidelim. Ben de azıcık evde bir dinleneyim bakayım. Oruç gerçekten insana sarsıyor. Böyle hep evdeyiz ya, dışarı çıkmadığım için çok anlamıyordum. Bugün böyle gezdim dolaştım birazcık. Beni de yordu. Şöyle geldik komşumuza arkadaşlarım. Sofralar hazırlandı. Amin yapılıyor. Arkadaşlarım maşallah gelinli kaynanalı döktürmüşler. Çeşit çeşit hazırlamışlar böyle. Ben şöyle bar masasında kaldım. Kalabalığız bayağı. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Allah hacı sofrası eylesin. Aysel abla. Eline koluna sağlık. İnşallah seneye de kavuşmak nasip olsun. Şöyle sütlaç da yapmışlar. Kalbura bastı mı? Nadire kalbura bastı. benzemiş. Şöyle kadayıf da var. Çok güzel görünüyor. Eline sağlık Nadire'cim. Annem dedi ki ben sütle çarptım. İki tane süt bir arada olmasın. Sütlü tatlı olmasın, aynen, şerbetli aynen, olsun dedi. Bir tane şarka derdim. İşte böyle arkadaşlarım. Ispanaklı börekle yapmışlar. Bize kolunuza sağlık vallahi Nadire'cim. Yarın akşam da bendeler bakalım. İnşallah.
Elhamdülillahi lezzet amana nesekan amece önüne minel muslimin. Nimet-i celilullah, berekat-ı halillah, şefaat ya Resulallah. Kulü ve şrabu ve la tuslibu innehu la yuhibbul muslimin ya Rabbel alemin. İhsan etmiş olduğun nimetleri yedik, içtik, şükretmek için huzuruna geldik, kabul eyle. Bu nimetleri kazananları, burada mücadele verip, devrede kutluyorulanları, bu yemekleri hazırlayanları ve bu yemekleri yiyenleri sen af ve mağfiret eyle ya Rabbel alemin. Üzerlerimizden nimetlerini, hanelerimizden, sofralarımızdan bereketini eksik etme ya Rabbel alemin. Amin amin la ha ve yasin ve selamun aleyhi murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha'tan as-salamu aleyhi. Arkadaşlarım, biz iftarımızı yaptık. Sonrasında çay faslı için koltukların arasına geçtik. Fatma teyzem var burada. Şimdi iğne oyası yapıyor. Şimdi beni kıskandıracak. Sen diyor benim yaptıklarımı gördün mü diyor. Göstereceğim. Dur dur. Dur göster bakayım Fatma teyze. Bak örneklerime bak. Heh, maşallah subhanallah. Yapıyorum işte ben de, ne yapayım. Yapacaksın tabii. Çoluk yok, çocuk yok yanında. Video da çekmiyorum benim gibi. Oturacaksın, el işi yapacaksın. Gayret ediyorum işte. Maşallah maşallah, çok güzel. Elin kolun ağrımasın. Hayırlı müşterilerin olsun, amin, inşallah. Amin. Maviye bakalım. Amin. Mavi de çok güzel. Bir de böyle mavi işte. Böyle. Fatma teyzem mavi. De bizim yan binada oturuyor. Bu da apartmanda böyle değil. Örnek. Bu da böyle bir modelimiz. İğne oyası seven arkadaşlarım baksın şöyle. Maşallah maşallah. Kaça veriyorsun? 150. 150. 150 değil mi? Ha. Bol müşterilerin olsun inşallah. Bol, bol Allah'a şükür. Bol. Bol değil mi? Sebil Allah. Ha? Daha ne olsun? Anlatıyor şimdi bize. İkisi 150. Kader mi geldi? Kader mi geldi? Ha. Çay faslı devam ediyor. Ben diyorum ki yarın akşama benim bir sürü misafirim gelecek. Hiç ben gündüz gezdim, akşam iftardayım. Yaparız, hallederiz değil mi arkadaşlarım, Allah'ın izniyle? Hepsini yapar hallederiz. Ve Yeliz bacanız şişesi elinde evine çıkıyor arkadaşlarım. Erkekler, beyler dağılmıştı, biz de böyle bayanlarla sohbet edelim dedik. Ondan sonra sohbeti, muhabbeti bitirdik. Saat 10'a geldi. Artık ben de evime gideyim. Yarına misafirim var biliyorsunuz. Haydi bakalım. Annem, yatıyor mu temiz temiz? Anne temizlemiş de yatıyormuş mu benim bal çocuğum ya? Annem yeşin ağzını, yeşin ağzını annesi bal çocuğunun. Oy, oy. Ha, yerim o patini. Kardeşim, o patini yerim, yer, yer. Bayılıyorum elimin üstüne elini koymasına. Minnoşum, minnoşum. Minnoşum. Oh, yatışa bakın. Heh, baba mı geldi? Babanın yanına hemen. Eve girer girmez Cansucuğum elime bir paket tutuşturdu arkadaşlarım. İndirimlerden sipariş vermiştik. Ali ile Caner için bazı siparişlerimiz vardı. Hemen onları bir açalım. Sizlere bir göstereyim. Sizinle beraber açalım. Mecbur yırtacağım. Sivit siparişi verdik arkadaşlar. Böyle artık bahar geldi. Şöyle 4 renk. Heh, kargocu başım geldi. Beni asla yalnız bırakmaz. Hemen şöyle açalım bir tanesini. İlkini. Bakalım. Fiyatları gayet uygundu. 120 lira falandı galiba arkadaşlar. Şöyle bakın. Gerçekten böyle. Mevsimlik ince. Öyle çok kalın değil. Rahat rahat. Yerler. Hani evin eksiği de bitmiyor. Üst baş eksiği de bitmiyor arkadaşlarım. Bu da böyle siyah olanı. Bunları ben de giyerim dedim Cansu'ya aslında bakarsanız ama omuzları biraz şey gibi. Ali, acaba küçük mü sence? Bu da böyle siyah. Giyeyim mi bir tanesini? Hangisini giysem acaba? Kahveyi mi, yeşili mi yoksa bordoyu mu? Cansu'nun da odasında şu an soramıyorum da. 500 liraya mı geldi dedi. 500 küsüre mi geldi dedi. Şöyle arkadaşlar. Tam böyle mevsimlik. Ne sıcaklarda ne soğuklarda giymelik. Bahardık. Gayet güzel. Şöyle. 4 tane baba oğul giysinler bakalım. Yeri de gerçekten güzel. Trendyol indirimleri vardı biliyorsunuz.
Hangisini giyeyim? Hangi rengini giyeyim Ali? Yeşil mi? Ha? Siyah. Siyah mı? Siyah da en son düşündüm ama. Siyahı giy dedi. Cansucuğum, kaça almıştık yavrum dördünü? 600'e geldi indirim döneminde. 600. Şu an tanesi 300 falan, biz tanesini 150'ye getirdik. Gerçekten mi? Ha, şu an tanesi 300 liraymış arkadaşlar. Biz yani kampanya döneminde 150 liraya gelmiş bize yani. Hangi rengini giyeyim deneyeyim dedim. Baban siyah giy dedi. Azıcık böyle küçük gibi sanki Cansu. O yüzden X-Large aldım. X-Large mı bu? Ha, şu burdoyu giyeceğim ya. Bir beden büyük kalın demişler. Bir beden büyük kalın. Kullanıcı yorumlarında bir beden büyük kalın demişler. Şunu giyeyim de siyahı da giyerim. Ali'nin de gönderdi. Şunu bir giyeyim bakalım nasıl olacak. Şöyle giydim arkadaşlar. Gerçekten beden olarak birazcık dar gibi. Omuzlardan düşük ama bana da oldu gibi yani. Baksanıza. X large bedeni hem de. Hem de erkek X large. Erkek X large ama belli, baksana kalıbından Cansu. Yeşil de güzel ama. Bilemedim vallahi. Buyur canım. Sen de onu bir dene bakalım. Biz bir bakalım arkadaşlar ne yapacağız. Eğer böyle çirkin bir şekilde dar olursa geri iade yaparız. Ali Bey de bir denesin bakalım nasıl olacak. Ona göre. Şu siyahın malı daha güzel Cansu. Caner özellikle istedim. Caner olur belki de ya. Ali Bey de bir denesin bakalım. Yeşili de giydim arkadaşlarım. Şöyle. Valla bunlar bana oldu. Ali'ye de Caner'e de dar oldu. Bordosu da güzel oldu. Yeşil de güzel oldu. Valla bilmiyorum ne yapacağız. Artık vedalaşayım sizlerle. Bugünümüzü böyle geçirdik. Kilerimizin hazırlığına başladık bakalım. İnşallah hayırlısıyla da bitirmek nasip olur. Benim yarın yine telaşlı bir misafir. Az balkona gidelim neyse. Ali dizi izliyor da onu çok bölmek istemiyorum. Geldim balkona. Ali'yi daha fazla rahatsız etmeyeyim arkadaşlar. Vallahi şu sivitleri de ne yapacağız? Ne yapacağız bir söyleyin. Bende mi kalsın, geri iade mi yapayım? Dediğim gibi Ali'ye de Caner'e de bayağı küçük oldu. X large bedeni arkadaşlar. X large olmasına rağmen küçük oldu. Artık vedalaşayım. Hani bende kalsa ben giyerim böyle evin içinde iş yaparken falan giyer miyim acaba dedim. Dışarıda da giyilir yelek içine falan. Artık erkeği bayanı yok arkadaşlar bu kıyafetlerin, biliyorsunuz. Erkek bayan aynı şeyleri giyebiliyor. O yüzden bilemedim. Tavsiyelerinizi, bu anlamda tavsiyelerinizi bekliyorum. Şurada ip vardı, onu da bir çekiverdim. Söküldü, ondan bir şey olmaz. Tavsiyelerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Kıyafetler kalsın mı kalmasın mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomla alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Şey diyenler olmuş, o kadar koşturmacanın telaşın içinde bizim için videoda çektin diyenler olmuş. Ben gerçekten video çekmeyi çok seviyorum, sizlerle buluşmayı çok seviyorum, paylaşmayı, o telaşın içine sizleri de sokmayı, o heyecanı sizlere yansıtabiliyorsam ne mutlu bana güzel arkadaşlarım. Gerçekten çok seviyorum. Yeter ki siz severek izleyin, yeter ki siz yüzünüz gülerek izleyin. Ben hayatımı olduğu gibi yalın bir haliyle, sade bir haliyle ne yaşıyorsam onu çekmeye devam edeceğim. Sizler bu şekilde severek izlediğiniz sürece, bana destek olduğunuz sürece ben her zaman, Allah nasip ederse sağlığımla alakalı çok ciddi bir şey olmadıktan sonra, sevdiklerime bir şeyler olmadıktan sonra her daim inşallah buralardayım. İnşallah sizler de hep buralarda olursunuz. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Benim şimdi yarın komşularım gelecek. İnanın şu an hiçbir yemek hazırlığım yok. Alışverişimi de yapmadım. Yemeklerime de karar vermedim. Yarın ne yapacağım hiç bilmiyorum. Neler yapacağım. Cafer amca nohut yemiyormuş. Onu öğrendim. Valla aklımda etli nohut vardı. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi nohut yemiyormuş. Oruç tutup da böyle evime iftara gelip de kimse de aç kalsın istemem. O yüzden artık yeni bir yemek bulacağım bakalım. Ne yapacağım bilmiyorum. Allah nasip ederse yaparız. Hallederiz, çıkarırız ortaya değil mi arkadaşlarım? Allah nasip ederse hepsini yaparız. Rabbim güç kuvvet versin. Ben artık gidiyorum. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim kalbinize, gönlünüze göre versin. Ben hemen videomu düzenleyeyim. 12'de buluşalım yine. Evet, 12'yi sevdiniz siz galiba. Bekleyen arkadaşlarım varmış. İnşallah yarın da 12'de buluşmak nasip olur.
Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.